Gidiyoruz. Bu karamsar gündemde aslında güzel şeyler de oluyor. Profesör Doktor Yalçın Karakoca kanser hastaları için bir umudun peşinde koşuyordu. Bayağı da mesafe aldı. Akciğer kanserini önlemenin, akciğer kanserine yakalanmış o dokuyu temizlemenin bir yolunu buldu. Nasıl yaptı? Benim çok aklım ermiyor bu tür işlere ama kim gitti yanına? Ebru Doğan gitti ve hocayla konuştu. Özellikle kanser hastalarına umut olabilecek, bizim de moralimizi yükseltecek bu yayını birlikte paylaşalım istedik. Çağımızın en tehlikeli hastalıklarının başında gelen kansere karşı artık yeni bir umut doğdu. Bu teşhiste ve tedavide kullanılıyor. Aynı zamanda KOAH hastalığının önlenmesinde de kullanıyor. Peki ne bu yeni buluş? Tamamen Türk bir hocanın denetiminden çıkan Türk hocanın üretimi diyebiliriz. Bronş içi kazıma yöntemi. Bu yöntemle birlikte ileride kanser olma ihtimali olan hücreler temizleniyor. Hemen bu yöntemi nasıl uygulandığını Profesör Doktor Yalçın Karakoca'ya soracağız. Göğüs hastalıkları uzmanı. Hocam, şimdi ben biraz bahsettim ama nedir? Elinizde de şimdi bir şırınga var. Nasıl uygulanıyor? Anlatabilir misiniz? Uzun süre sigara içen insanlarda KOAH ve akciğer kanseri en sık gördüğümüz iki hastalık türü. İkisi de ölümcül biliyorsunuz. Kalp hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık kanser. Üçüncü de KOAH. Her ikisinin de akciğerleriyle ilişkisi. Sigaranın çekildiği yer, yani bronşlardan geçen duman uzun yıllar sonunda akciğerde KOAH'a ve kansere yol açıyor. Biz yaptığımız inceleme ile bronkoskopik incelemelerle KOAH olan hücreleri ve akciğer kanserine dönüşecek olan hücreleri önceden tespit etmemiz mümkün. Bunları tespit etmekle kalmayıp bunları kazmamız da mümkün olduğunu ortaya çıkardık. Yani KOAH'da soluk borusunu tıkayan alanların açılması sırasında eş zamanlı olarak akciğer kanseri öncül olan hücreleri tespit edip bunları da kazıyarak akciğer kanseri oluşumunun önüne geçmemizin mümkün olduğunu ispat ettik. Bu şekilde akciğer kanseri soluk borusunda önlenebilir bir hastalık olarak söyleyebilmekle birlikte KOAH'ın da eş zamanlı tedavisiyle açılacak bronşları açıp hastayı solunum fonksiyonu açısından çok yıllar öncesine götürmemiz mümkün olduğunu gösterdik. Yani KOAH'ın kronik bronşit dediğimiz türünü tedavi ederken akciğer kanseri olacak hücreleri de görüp eş zamanlı tedavi etme şansını yakalamış olduk. Bu hücreler peki belli oluyor mu? Ne kadar zamanda belli oluyor? Şimdi çünkü bazı oluşumlar oluyor akciğerde ama bunların hepsine yani iyi huylusu var, kötü huylusu var, hemen akciğer hücresi, kanser hücresi dememiz mümkün mü? Bunu görüp belli bir aşamaya gelmeden önce keşfetmek mümkün mü? Akciğer kanseri oluşmadan önce soluk borusunun üzerindeki hücrelerde kanser öncesi değişimler olur. Bunu ortaya çıkartan bronkoskopik teknikler gelişmiş durumda. 3-4 değişik bronkoskopik teknik var. Bunlar ile kanser olmadan kanser olacak alanı anlamak ve oradan örnek almak mümkün. Alıp kanser öncesi hücreyi ispat ettikten sonra bu bölgenin temizlenmesi de mümkün. Temizlemek için değişik teknikler var. Bu teknikler zaten bilinen tekniklerdir. Biz KOAH'da kullandığımız yöntemle hem KOAH'ı tedavi ederken kanser öncesi hücrelerinde tedavi edilebileceğini gösterdik. Şimdi gösterebilir miyiz hocam bu iğneyle bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi burada bir balon şişiyor. Bu temizlik işlemi nasıl gerçekleşiyor? Balon, videodan da birazdan üstünden geçelim. Bir şişme inme, yani pompanın yaptığı bir hareketle bronş yüzeyini kazıyor. Kanatmadan kazıyan bir teknik, çok önemli. Kanama olmasını istemiyoruz çünkü kanayan yerde daha sonra darlıklar meydana gelir. Bu şekilde goblet hücreleri dediğimiz kansere dönüşecek olan aynı zamanda balgam yapan hücreler kazınıyor ve normal olması gereken orana iniyor. Sigara içenlerde bu oran %95'lere kadar çıkarken normal olan %25'e indiriyoruz ve böylece hastanın KOAH'ını tedavi ederken kanser olacak hücreleri de ortadan temizlemiş oluyoruz. Şimdi bir hastamız da var, Rahmi Bey burada, onun sonuçlarına da bakalım. Bu teknik uygulandı, evet. Ve kanser hücreleri temizlendi. Evet. Onun raporlarını ben size vereyim hocam. Raporları siz yorumlarken ben de Rahmi Bey'e kendisini, evet, nasıl hissettiğini sorayım. Merhaba Rahmi Bey. Merhaba efendim. Şimdi bronş içi kazıma yöntemiyle anladım. Tedavi oldunuz şimdi. Nasıl hissediyorsunuz kendiniz? Bir farklılık var mı? Bir rahatlama geldi mi size? Vallahi istiyorsan uçabilirim yani şu anda. Çok iyi hissediyorum. Çok sıkı bir, gerçekten yani hiç ilave etmeye gerek yok. Nefes darlığım vardı. Nefes darlığım göğsüme vuruyordu. Göğsüm öksürmeye vuruyordu. Belki şu bir 10 günde son kötüleşince 8-10 sefer bundan yıkıldım yere. Yuvarlandım yani.
dün bu operasyon bittiği andan itibaren hiçbir yerimde en ufak bir sıkıntı kalmadı. Bu nedenle ben ne sorarsanız sorun ama her şeyden önce doktor beye çok teşekkür ediyorum. Çok şimdi, teşekkürler. Çok geçmiş olsun size. Hocamıza hemen sizin raporlarınızı da yorumlatalım. KOAH hastasıydı sanırım, evet. Rahmi Bey. Şimdi Rahmi Bey uzun yıllar sigara içmiş. Şöyle kameraya da gösterebilirsek grafikleri görelim. Dünkü sonu fonksiyon testinde, yani işlemden önceki sonu fonksiyon testinde F1 dediğimiz bir saniyelik üfleme hacmi 0.85 litre. Olması gerekenin %33'ü. Küçük hava yolları da olması gerekenin %10'una kadar düşmüş. Burada görülüyor çok rahatlıkla. İşlemden hemen bir gün sonraki hali, yani küçük bronşların tamamı açıldıktan sonraki hali %96 seviyesine çıkmış. 2.47 litre. Küçük hava yollarının en düşükleri %60. Yani Rahmi Bey'in akciğeri 3 kat artmış bir hacme sahip. Tamamen normal sınırlarda. Kendisi de zaten çok rahat hissettiğini söylüyor. Bu tedaviyle artık Rahmi Bey KOAH hastalığının kronik bronşit kısmından kurtulduğu gibi akciğer kanseri olabilecek hücrelerin de temizlenmiş olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum hocam paylaştığınız bilgiler için. Bronş içi kazıma yöntemiyle birlikte hem KOAH hastalarının KOAH'sı tedavi edilebiliyor. 50 kişiye uygulandı şu ana kadar ve hepsinden de başarılı sonuçlar elde edildi. Hem de ileride kansere neden olabilecek hücreler temizleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Nefes aldığımız sürece umut var diyebiliriz efendim. Bir son dakika.